Mahmut Şişman. 25 senelik balıkçıyım. Baba mesleğim. Gördüğünüz gibi işte balıkçıyız. Vatandaşların alım gücü nasıl? Vatandaşta hiç alım gücü diye bir şey kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü balığa bakıyorsun, geçen seneye göre en fazla artış olan balıkta %20, %30 veya %40 bir artış var. Ama yine de vatandaşın alım gücü olmadığı için gücü yetmiyor, alamıyor. Nasıl alamıyor? Önceki senelerde ayda 4 defa, 5 defa balık yiyen müşterilerimiz şimdi ayda bir defa balığı ya yiyor ya yiyemiyor. Bu şekilde. Vatandaşların hangi balık türünü tüketiyorlar? Malatya'da tüketilen balıklar, demirbaşlar bellidir zaten. En fazla hamsi, uskumru, istavrit, alabalık bunlardır. Tabii diğer balıklar da bunlardan sonra gelir. Parça parça satılır bu şekilde. Ama ağırlıklı Malatya'nın sevdiği balık uskumruyla hamsidir. Peki ilerleyen dönemde fiyat artışları olur mu? Balıkta fiyat artışı hiçbir zaman enflasyona şeye bakmaz. Balıkta bolluğa bakar. Şu anda da balık bol çıkıyor. Bakın geçen sene 150 lira, 160 lira olan palamut balığı bu sene 80 lira, 90 lira. Bizde de kampanya var. Şu anda 75 liraya satıyoruz. 75 lira. Yani balık her zaman dediğim gibi ekonomiye şeye bakmaz, enflasyona bakmaz. Bolluğuna bakar. Bol oldu mu fiyatı düşer. Her şey yükselir, o düşer. Ama bazen de bakarsın ki balık yok. Her şey ucuz, o pahalanır. Balık hiçbir zaman piyasaya bakmaz yani. Bolluğa bakar. En çok pahalı olan balık türünü öğrenebilir miyim? Malatya'ya gelen balıklarda şu anda en çok pahalı olan çupra levrektir. 110-120 lira. Onun dışında olanlar da hep zaten sabit. 60-70 lira, 50 lira bu şekilde devam ediyoruz. Malatya'da ağırlıklı satılan zaten Marmara hamsi dediğimiz var. Kilosu 50 lira şu anda. Yani millet ucuz olduğu için ona daha çok rağbet gösteriyor. Güzel de bir balık, güzel de bir balık. Palamut bol olduğu için dedim ya, kampanya yaptık 75 lira. Sade et, fires olmayan bir balık. Milletimiz ona bu ara bayağı rağbet gösteriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ercüment Özbey. 2005'ten beridir balıkçılık yapıyorum. Vatandaşların alım gücü nasıl? Vatandaşların alım gücü yok, hiç yok. Yani şimdi haftada iki sefer balık yemesi gerekirken ayda bir sefer yiyebiliyorlar. En pahalı balık türü hangisi? En pahalı balık türü çupra, levrek. Onlar çiftlik olduğu için biraz daha pahalı yani. Talep de zaten fazla yok pahalı oldukları için. Peki en ucuz balık türü hangileri? En ucuz balık türü sardalya, Marmara hamsisi dediğimiz. Dışarıdan gelen, Norveç'ten gelen uskumru. Onlar uygun yani. Hamsinin temizlenmişi 80 lira. Yani o da uygun. Peki sizce balık fiyatlarında artış olur mu? Yok, hayır, olmaz. Bu saatten sonra olmaz yani. Düşüş olur, artış olmaz. Çünkü fırtına olmadığı sürece artış olmaz. Mümkün değil yani. Halil Tulgar. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 30-35 sene oldu. Peki vatandaşların alım gücü nasıl? Ya vallahi alım gücü iyi yani. Bu sene kim diyorsa ki işler yok, şöyle böyle. Satışlarımız gayet de güzel. Sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın en çok tükettiği balık türü hangileri? Malatya'nın, ben 30-35 senedir buradayım. Uskumru, alabalık, hamsi, istavrit. Genelde en ağırlıklı tüketilen balıklar Malatya'da. Peki sizce balık fiyatları nasıl? Balık fiyatları gayet uygun aslında. Yani bu, burası Malatya. Şimdi bu mazotun pahalı olması, nakliye, yine de fiyatlar gayet makul. 50 lira, 60 liraya hamsi satıyoruz, istavrit satıyoruz. Yani bunun gayet güzel, sıkıntı yok. Peki sizce ilerleyen dönemde fiyat artışı olur mu? Vallahi o denize bağlı. Şimdi denizde balık çok çıkar, fiyatlar belki daha da düşer. Balık çıkmaz, fiyatlar yükselir. Bu bizim şimdiden bileceğimiz bir şey değil. O denize bağlı. Denizde balık çıkar, düşer inşallah. Peki teşekkür ederim. Abdurrahman Güleç, balıkçıyım. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Dede mesleği. Böyle devam ediyoruz işte. Vatandaşların alım gücü nasıl? Çok güzel. Vatandaş, balık uygun. Vatandaşta para da çok. Yani bir sıkıntı yok ki. Vatandaşların en çok tükettiği balık türü? Bütün çeşitleri de tüketiyorlar. Kilosu 300 lira olan balığı da alıyor. 40 lira olan da alıyor. Herkes kendi bütçesine, kendi sevdiğine göre sevdiği balığı alıyor yani. En ucuz balık sardalya, Marmara hamsi dediğimiz. Onun kilosu 40 lira. O da güzel bir balık. Vatandaş alıyor.
Balık bol çıkarsa fiyatlar düşer. Talepte daha çok yoğun olur. Fiyatlar normal yani, çok yüksek değil. Geçen seneye göre bu sene daha uygun fiyatlar. Bak uskum geçen sene 55 liraydı. Bu sene 65 lira. Ekonomiyle bir ilgisi yok yani.